Konut Türkiye'deki üç büyük sektörden bir tanesi. 2019'un Haziran ayından geçen yılın aynı ayına göre konut fiyatları 48.6 azaldı. 2013 yılından bugüne ise konut sektörü en büyük kaybını yaşadı. Çözüm önerisi Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonundan geldi. İnşaat sektöründe son açıklanan satış rakamları fiyatların aşağı çekilmediğinin bir göstergesi. 750 bin liraya, 1 milyon liraya, 2 milyon liraya kadar hala ev satmaya çalışan firmalar var. Ancak asgari ücretin 2 bin lira olduğu bir ülkede 2 milyona ev satmaya çalışmak çok normal değil. Piyasada tıkandı. Bugün için Türkiye genelinde 5 milyon, 5,5 ,5 milyon konut fazlası vardır. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kredi faizlerinin ve konut fiyatlarının aşağı çekilmesini istedi. İnşaat sektöründe fiyatlar çok düştü deniyor ama hiç kimse fiyatların yanından dahi geçemiyor. Bu fiyatlara ev sahibi olmak hayalden başka bir şey değil. Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının ardından ilk hamleyi inşaat sektörü yaparak fiyatlarını aşağı çekmeli ve eldeki konutların uygun fiyata satışı sağlanmalı. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından hükümet de olaya dahil olarak bankalardaki konut kredi faizlerinin düşürülmesine öncülük etmeli. Vatandaş 300 bin lira alacak, 10 sene sonunda 800 bin lira para ödeyecek. Böyle bir kredi olur mu?